Merhaba arkadaşlar, yine bir gezimizdeyiz. Neredeyiz? Sen Ucharest Kilisesi'ndeyiz. Şu arkamda görmüş olduğunuz harika Dominikan bir kilise ve 1748-1764 yıllarında yapılmış. 16. yüzyılda yapılmış. Dış mimarisi ise Danimarkalı bir heykeltıraş tarafından yapılmış, dışındaki muhteşem heykeller. Arkamda da başka bir şapeli görüyorsunuz. Lviv, kiliseler ve şapellerin bence en güzel olduğu Avrupa şehirlerinden biri. Biraz iddialı konuşuyorum. Bence Budapeşte'nin nehri olmasa Lviv ile kıyaslanamayacak kadar kötü bir şehir. Bence Budapeşte ile yarışır yani. Gerçekten söylüyorum. Orta Avrupa'da sadece vizesiz olmasıyla değil, gerçekten güzelliğiyle çok güzel bir yer. Bakın 1748 ile 1784 arasında yapılmış 16. yüzyıla ait bir şaheserle baş başasınız şu an. İçinde gezdim. İçi bu sefer biraz daha sade, hani Dominikan çörüşlere daha uygun bir şekilde sade bir iç dizaynı var diyebilirim. Şimdi şehrin meydanına doğru gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar, arkamda ne var? Bu adamın adı Ayvar. Ayvar the Boneless değil, hayır. Şimdi bu Ukrayna'da aynı Vikingler gibi yaşayan bir topluluk var. Hatta geçenlerde TRT1'de ben bunun belgeselini izlemiştim. Adını tam hatırlamıyorum ama bu ay vardı onlardan bir tanesi ve şehrin göbeğinde, Lviv'in göbeğinde böyle bir anıtı var. Bunu da size göstermek istedim. Dominikan Kilisesi'ni geçtikten sonra. Adını da söyleyemiyorum ama idare edin beni. Görüşmek üzere. Ukrayna'nın göbeğinde bir şapel ve Free all Ukrainian political prisoners in Russia. Mesaj gayet açık ve net. Yani Rusya'daki bütün Ukrayna politik suçları özgür bırakın diyorlar. Bu şapelin önünde böyle bir yazı var ve bu şapelde insanlar toplanıp, yani turistler toplandıkça bunun hakkında bilgi de veriyorlar. Şu an yine meydandayız, Ukrayna'nın Lviv'in meydanındayız. Harika bir yer yani, meydanı, şehrin merkezi. Size bir şey söyleyeyim, Avrupa Birliği'ndeki çoğu ülkeyi gezdim ve beni bu kadar güzel, tatmin eden bir meydan göremedim. Yani çok güzel, çok fazla atraksiyon var burada. Yani kesinlikle gelin Lviv'e. Kesinlikle gelin. Ukrayna'ya kesinlikle gelin. Neredeyiz? Bu sefer de Lviv'in tam meydanındayız. Böyle bir anıtımız var burada. Bu da Çarlık Rus döneminde, o dönemi çağrıştıran anıtlardan bir tanesi. Yani komünist dönemine ait değil. Krallık dönemine ait. Vallahi çok güzel bir meydan. Yani hiç abartmıyorum. Bence Avrupa'nın en iyi meydanlarından bir tanesi. Hatta şöyle söyleyeyim, meydan açısından bakacak olursak Budapeşte'de böyle bir meydan yok. İnsanların rahatça yürüdüğü, gezdiği, Grand Hotel de tam karşımızda bu arada. Böyle bir meydan yok. Yani bizim Budapeşte ile kıyaslıyorum. Yok, bence gayet güzel bir meydan. Ve en son gezimizin ayağı tam karşımızda duruyor. Orayı da fotoğraflayıp gezdikten sonra Lviv gezimiz resmi olarak bitiyor. Meymenesiz suratım yerine bunları görmeniz daha çok hoşuma gidiyor. Caddeleri izleyin, sokakları izleyin, insanları izleyin. Şehrin kültürünü tanımanın en rahat yolu budur bence. Biraz artık ben de yoruldum. Arkadaşlar, son adresimizdeyiz. Burası neresi? Burası Lviv'in meşhur kongre binası. Ve konserler oluyor içeride, tiyatrolar oynanıyor, kongre oluyor, iş kongreleri oluyor. Çok amaçlı kullanılan bir yerde, gerçekten harika bir mimari. Ukrayna'yı en çok yansıtan mimarilerden biri bu arkamdaki mimar arkadaşlar. Çok beğeniyorum. Hem Ortodoks kültürünü hem Ukrayna'yı en iyi yansıtan mimarilerden biri. Bugünlük Lviv gezimizin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorum atın. Beğenmediyseniz yorum atın. Eleştirirseniz yorum atın. Ne olursa olsun yorum atın ve kanalıma abone olun. Ne olur olun. Görüşürüz.